Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir incelemeyle karşınızdayım. Bugün sizler için hemen yanımda görmüş olduğunuz ki kutusundan da anlıyorsunuz zaten. Realme 10 Pro Coca-Cola Edition'ı inceleyeceğim. Baştan söyleyeyim, bu telefon Türkiye'de satılmayacak fakat teste gönderdiler. Ben de dedim ki bir özelliklerine bakayım. Nedir bu Coca-Cola Edition? Bundan size biraz bahsedeyim. O yüzden de bu telefonla ilgili bir inceleme yapmaya karar verdim. Tabii ki fiyat bilgisini vermeyeceğim ya da Türkiye için en azından böyle bir fiyat bilgisi veremeyeceğim. Ama genel olarak bu telefonun özelliklerinden bu videoda bahsedeceğim. Realme'yi biliyorsunuz son dönemde özellikle atağa geçti. Oppo Realme OnePlus aslında aynı grubun bir markası. BBK grup olarak geçen Çin merkezli bir marka biliyorsunuz. Realme de son dönemde böyle bir sürü model çıkarmaya başladı. Ben daha önce Realme onu incelemiştim. Onu yine videonun içinde link olarak vereceğim size. Aynı zamanda Realme'nin bir C55 modeli de geldi. Onu da yakın zamanda inceleyeceğim. Muhtemelen önümüzdeki hafta o da yayına girmiş olur arkadaşlar. Coca-Cola Edition ise Realme 10 Pro üzerine geliştirilmiş özel bir model. Yani donanım anlamında bir farkı yok. Ufak tefek bazı yazılımsal düzenlemeler var. Bir de tasarım anlamında tabii çok büyük bir fark var. Bir de telefonun önemli bir özelliği de sınırlı adette üretilmiş olması. Bu da biraz koleksiyoncular için aslında önemli hale getiriyor bu telefonu. Yoksa hani alalım kullanalım kullanır mısınız bilmiyorum. Yani onu da size sormak istiyorum. Yorumlarda fikirlerinizi belirtin. Çünkü biraz sonra fiziksel özelliklerde bahsedeceğim. Telefonun arkasında boydan böyle Coca-Cola yazısı var. Kutusunda hakeza öyle bir yazı zaten var. Hadi kutuyu herkes görmeyecek diyelim ama telefonu görecekler. Siz böyle bir telefon kullanır mısınız? Söylediğim gibi aslında bu sorunun yanıtı biraz da az önce söylediğim cümlede bağlı. Bu birazcık koleksiyon sürümü. Hani bunu alayım kullanayım telefonu değil. Alalım dursun telefonu. Bu arada telefondan 6000 adet üretilmiş. Oldukça düşük bir rakam bu bir telefon için. O yüzden belki de hani koleksiyoncular için alınabilecek bir model olabilir. O da yurt dışından getirtmek kaydıyla diye düşünüyorum. Şimdi ben her zaman yaptığım gibi bir genel görünümden bahsetmek istiyorum. Coca-Cola Edition'ı elimize aldığımız zaman ön tarafa baktığımda oldukça ince bir çerçeve beni karşılıyor. Alt kısımdaki çerçeve birazcık kalın olmakla birlikte sağ yan, sol yan ve üst taraftaki çerçeveler gerçekten de çok ince. Oldukça şık bir telefon var. Dikdörtgen formu var. Yani köşeleri biraz yuvarlatılmış dikdörtgen bir formu var. Siyah bir çerçeve boydan boya bir şekilde kaplıyor telefonun bu dış tarafını. Önden baktığımızda sağ tarafta parmak izi okuyucu destekli bir açma kapama düğmemiz var. Ses açma kapama tuşumuzun olduğunu söyleyeyim. Sol tarafta sim kart yuvamız bulunuyor. Alt kısmı çevirdiğimizde ise hoparlör delikleri, tip C bağlantısı, mikrofon deliği ve 3.5 mm kulaklık çıkışını görüyoruz. Üst tarafa geçtiğimizde ise sadece bir mikrofon deliği var. Başka bir delik vesaire olmadığını belirteyim arkadaşlar. Telefonun kamerası tam ortaya konumlandırılmış ve çerçeveyle bağlantısı yok. Yani böyle nokta şeklinde duran bir kamera var. Tam orta kısımda bulunuyor. Arka tarafı çevirdiğimizde ise Coca-Cola'nın farkı burada ortaya çıkıyor. Çünkü önden baktığınızda bu farkı anlayamıyorsunuz. Arkaya çevirdiğimizde asimetrik olarak bir tasarım var. Yani Coca-Cola yazısının bir kısmı görülüyor. O kırmızı bir zemin üzerine yapılmış ama böyle hoş bir kırmızı bu arada. Böyle yanar döner bir kırmızı ve siz çevirdikçe aynen Coca-Cola'nın kutusundaki gibi bir renk cümbüşü görüyorsunuz burada. Siyah bir bant var. Siyah bant daha küçük bir şekilde tasarlanmış. 1/3 oranında falan arka tarafı kaplıyor. Kameralar kırmızı bir çerçeve içine alınmış. 2 tane büyük kameramız var zaten. İkisi de aynı boyutta. LED lambamız ise çok enteresan bir yere konulmuş. Tam bu kırmızı ve siyah çizginin tam kesiştiği yerde duruyor ve tam ortadan ikiye bölünüyor. Böyle bir tasarım var. Bir de Realme yazımız var. Siyah tarafta yer alıyor. Bunun dışında ürünün genel görünümü Realme 10 Pro modeline fazlasıyla benziyor. Bu arada ürünün kutusundan bazı enteresan şeyler çıkıyor. Bir adaptör çıkıyor. Onu gösteririm detaylarda. Şöyle bir özel bir sim kart iğnesi çıkıyor. Coca-Cola kapağı şeklinde. Üzerinde Realme yazıyor. Şöyle stickerlar çıkıyor. Bunları da göstereceğim detaylarda sizlere. Şöyle stickerlar çıkıyor. Bunları işte kullanıyorsunuz. Bir de bir kart çıkıyor. Bu kartın üzerinde de kaçıncı ürün olduğu yazıyor. Burada bütün bu seride muhtemelen anladığım kadarıyla bu numaralar yazıyor. 5658 yazıyor. Mesela bu 5658. modelmiş. Buradan anlıyoruz arkadaşlar. Bu şeyler de çıkıyor kutusundan. Ben bunları size göstermek için açtım. Normalde özel bir kutunun içinde böyle bir Coca-Cola'nın işte şeyi falan var. Şişenin simgesi olan onu yırtıyorsunuz falan öyle çıkartıyorsunuz. Böyle de güzel bir kutu içeriğinin olduğunu söyleyeyim. Gelelim Realme 10 Pro Coca-Cola Edition'ın teknik özelliklerine. 6.7 inçlik 1080x2400 piksellik bir LCD ekranımız var. 120 Hz ekran yerleme hızımız var. 8 GB RAM. Qualcomm Snapdragon 695 işlemci. Android 13 işletim sistemi. Realme UI 4.0. 5G desteği var bu modelde. 108 megapiksellik ana kameraya 2 megapiksel bir alan derinliği kamerası eşlik ediyor. 16 megapiksellik bir ön kameramız var. 5000 mAh pil ve 33 Watt'lık kablolu hızlı şarjın olduğunu da söyleyelim. Şimdi gelelim telefonun deneyimine. Öncelikle şunu söyleyeyim.
Coca-Cola Edition olduğu tasarımla anlaşıldığı gibi bir de ikonlar falan da farklı. Hani bunu değiştirebilirsiniz daha sonra isterseniz ama hani bence gerek yok böyle bir ürünü aldıysanız. O ikonlarla kullanmakta fayda var. Ve o ikonlar içinde böyle komik komik güzel şeyler var. İşte mesela ayarlara giriyorsunuz. Ayarlarda Coca-Cola'nın kapağı şeklinde bir ikon var. Örneğin bazı sesleri var. Şimdi onları da size dinletmek istiyorum. Telefonla ilgili bazı hani sesler vardır. Çalma sesi, ayar şu sesi, bu sesi falan gibisinden. O seslerde de Coca-Cola ile ilgili bazı şeyler var arkadaşlar. Mesela şimdi ben zil sesine bir bakalım. Mesela burada Coca-Cola, Cola Official Music diyor mesela. Onu göstereyim. Mesela pil azaldığı zaman da bu ses çalıyor. Böyle bir din 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 din. Mesela Realme'nin kendi sesi var. Tekrar eskisine döndürelim. Bildirim seslerinde de benzer bir durum söz konusu arkadaşlar. Mesela böyle bir açılış. Coca-Cola Bubbles var. Coca-Cola Happiness, Open Happiness var. Böyle hani sesleri var. Tabii ikonlarda da var bu. İkonlar içinde mesela çok değişik bir ikon tasarımı var burada. Bir sürü farklı farklı ikon var. Onları size detaylarda göstereceğim. Böyle Coca-Cola'nın renklerinde tasarlanmış ikonlar var. Şarj olurken Coca-Cola'nın simgesi çıkıyor. İşte o şarj olmaya başlıyor falan. Hani böyle değişik bazı ufak tefek dokunuşlar yapılmış. Ama söylediğim gibi bu bir tema. Bu temayı değiştirebilirsiniz isterseniz. Tabii bence değiştirmeyin, o da ayrı konu. İşte telefon simgesi kırmızı renkli, kamera simgesi kırmızı bir kamera var burada falan gibi böyle her şey kırmızı ve tonlarında tasarlanmış. Yani bize Coca-Cola'yı hatırlatmak için yapılmış bir düzenek bunlar. Tabii işlemci tarafında falan da biraz bahsetmek istiyorum. Snapdragon 695 var. Bu çok fazla telefonda kullanılmıyor Türkiye'de ama yine olan modeller var. Şimdi onları şuradan bir yerden ya sağdan ya soldan size çıkartacağım. Onları da orada görürsünüz. Benim burada X9A incelemiştim ben Honor'un. Aynı işlemciyi onlar da kullanıyor mesela. Fena da bir işlemci değildir ama tabii orta seviye bir işlemci bu arada arkadaşlar. Yani böyle büyük bir beklentiye girmemek gerekiyor. Yani büyük beklenti derken oyunlarda böyle üst düzey işte 60 FPS versin falan gibi bir şey yok ama günlük ihtiyaçları fazlasıyla görebiliyor. Performans değerlerine vesaireye baktığımızda da günümüz orta seviye telefonlarında kullanılan bir işlemci. Yani günlük olarak herhangi bir sıkıntısı yok. Birçok işleminizi görebiliyorsunuz ama orta seviyenin bir tarafında olduğu için de herhangi bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Orta seviyenin performansını sunuyor bize. Biraz bu işlemcinin teknik özelliklerinden bahsedeyim. 6 nanometre teknolojisine sahip 2021 yılının Ekim ayında piyasaya sürülmüş bir işlemci. 8 çekirdekli, 2 tanesi 2.2 GHz'lik Cortex A78, 6 tanesi ise 1.8 GHz'lik Cortex A55. Bu işlemciye bir de Adreno 619 GPU'su eşlik ediyor. Bu GPU ve işlemci performansına baktığımızda da günlük kullanım için yeterli olduğunu söyleyebiliriz. Oyunda oynatır yani. Birçok oyun oynayabilirsiniz. Büyük bir beklentiye girmemek kaydıyla. Hani dediğim gibi hani PUBG falan oynatır. Muhtemelen orta ayarlarda falan 30 FPS'yi görürsünüz. Tabii yüksek kaliteye çıkacak bir işlemci değil ama orta ayarlarda sizi rahatlıkla götürecek bir işlemci ki ben Asphalt 9 falan da yükledim. Herhangi bir sıkıntısı olmadığını söyleyebilirim. 6000 adet üretilen bir telefondan bahsediyoruz arkadaşlar ve özel bir koleksiyon serisi tabii ki bu Realme 10 Pro Coca-Cola Edition. Bana gönderilen modelde 8 GB RAM var ve 256 GB depolama alanı bulunuyor. Bu da günlük kullanım için fazlasıyla yeterli. Zaten hani performans olarak da baktığımızda işlemciyle, ekranıyla vesaireyle baktığımızda iyi bir noktada olduğunu da söyleyebilirim. Bu arada ekranın 120 Hz'lik yenileme hızı da güzel. Hani IPS bir ekran bu arada, LCD bir ekran ama hani ben kalitesini de çok beğendim. Hani gerçekten de özellikle böyle video izlerken, oyun oynarken falan böyle üst düzey bir kalite sunuyor. Hatta bazı durumlarda AMOLED ekran falan mı diye de düşünmedim. Değil ama değil. Fakat ekranın kalitesini beğendim. Özel bir ekran mı kullandı veya başka bir şey mi var tam bilmiyorum ama güzel bir ekran olduğunu söyleyebilirim. Gelelim kamera tarafına. 108 megapiksellik ana kameramız var dedik. Ona 2 megapiksellik alan derinliği kamerası eşlik ediyor. Hani bunu Realme 10'da da söylemiştim ben. Geniş açı istenebilir mi? Evet istenebilir. Ama bu bir hani koleksiyon sürümü olduğu için belki orada hani aman kamerası da pek önemli değil de diyeceksinizdir diye düşünüyorum. Türkiye satılmadığını da düşünsek aslında bunun çok da büyük bir problem olmadığını düşünüyorum ama tabii ki ya onun yerine şu olsaydı daha mı iyi olurdu? Evet olurdu ama Realme anladığım kadarıyla modellerinde artık böyle geniş açı yerine işte alan derinliği koyup iki kameraya devam etmeyi düşünüyor. Bunda da öyle olmuş. Yani kameranın kalitesini ben genel olarak beğendim. Özellikle iyi ışık şartlarında iyi sonuçlar veriyor. Gece modu vesaire de var. Orada da güzel fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Kamera menüsü Realme'den alıştığımız standart bir menü. Çeşitli ayarlar da mevcut arkadaşlar. Hatta hem de gerçek zamanlı bir ekran kaydı alayım hem de size de bu ekran kaydını da göstermiş olayım. Şu anda ekran kaydını başlattım. Kamerayı da açtım.
Evet, kamerada açar açmaz bir 1x geliyor ve bir de 3x geliyor. Zoom girebiliyoruz. Fotoğraf modumuz var. Video modumuz var. Videoda da titreşim engelleme vesaire var. Şurada üst tarafta ultra steady açıyorum. Tabi o birazcık crop atıyor. Buradan da çözünürlüğü ayarlayabiliyorsunuz. 720p ve 1080p. Sokak modu var. Şimdi biliyorsunuz bu Realme'nin modellerinde olmaya başladı. Yapay zeka destekli bir mod bu. Üst taraftan aslında yapay zeka açarsanız daha da güzel olur. Çeşitli fotoğraflar çekiyor ama daha önce çekilen sokak fotoğraflarından onu sizin çektiğiniz fotoğrafları eşleştirerek o ayarları otomatik olarak yükleyen değişik bir mod bu. Ben pek başka markaları görmedim. Gece modumuz var ama bu sadece anladığım kadarıyla çok güzel. Ön kamerada da çalışıyor. Arka kamerada da çalışıyor gece modu. Bu da güzel bir detay. Hoşuma gitti bu. Genelde sadece arka kamerada çalışıyor biliyorsunuz. Diğer tarafa bakacak olursak portre modumuz var. 108 megapiksel var. Bunu direkt menüye koymaları güzel olmuş. Daha fazla dediğimizde de profesyonel panorama film, ağır çekim, hızlandırılmış çekim, çift görüntü, metin tarayıcı, grup portresi ve tilt shift ayarları bizim karşılamış oluyor. Ön kameraya bakalım. Ön kamerada 16 megapiksel bir çözünürlüğümüz var demiştik. Portre modumuz var. Hatta bir fotoğraf çekeyim şöyle. Evet, çektim. İşte fotoğraf modumuz var. Video var. Videoda da yine benzer şekilde 1080p çekebiliyor ön kamerada. Sokağa geçersek tabii ana kameraya geçmiş oluyor. Hemen buradan tekrar ben bir ön kameraya geçelim. Bunun dışında gece çekersek de gece modunda da ön kamera olduğunu söylemiştik zaten. Bunlar güzel özellikler. Yani kamerayı ben genel olarak beğendim. Şimdi kapatalım bu kaydımızı ve çekimimize devam edelim. Şimdi Realme 10 Pro Coca-Cola Edition'da çektiğim örnek fotoğraf ve videoları bir izleyelim. Daha sonra incelemeye devam edeceğim. İzlemekte olduğunuz bu videoyu Realme 10 Pro Coca-Cola Edition'ın ön kamerasını kullanarak kaydediyorum. 1080p 30 fps'ye kadar video kayıt yapabiliyor bu kamera. Ve işte ses ve görüntü kalitesi de bu şekilde arkadaşlar. Ters ışıkta, düz ışıkta, doğru ışıkta nasıl bir kalite verdiğini şu anda siz de benimle birlikte görüyorsunuz. Gelelim telefonun pil ve şarj konularına arkadaşlar. Telefonda 5000 mAh'lik bir pil olduğunu söylemiştim ve kutusundan 33 Watt'lık bir adaptör çıkıyor. Bununla yaklaşık 1 saatte şarj edebiliyorsunuz telefonunuzu. Yaptığım PC mark testlerinde arkadaşlar 17 saat 11 dakika değerini buldum. Oldukça iyi bir değer, onu söyleyeyim. Ya ben 10 saatten sonrasına 1,5 gün diyorum. 15 saat olursa 2 günü oluyor. 17 saat 2 günü çok rahat görürsünüz. Güzel bir pil ömrü var telefonda. Kutusundan da adaptör çıkıyor olması güzel. Artık bazı markalar biliyorsunuz yavaş yavaş bu özelliği bırakmaya başladılar. Toparlama gerekirse Realme 10 Pro Coca-Cola Edition özel bir sürüm olmuş. Dünyada satılıyor muhtemelen bazı ülkelerde ama Türkiye'de satılmıyor ne yazık ki. Muhtemelen satılmayacak. 6000 adet üretilmiş özel bir cep telefonu bu. Alıp kullanmalık olmaz çünkü hani şöyle bir telefonu kaç kişi kullanmak ister? Alo, alo falan hani arkada Coca-Cola yazıyor kocaman. Hani bunu kaç kişi kullanmak ister, nasıl kullanmak ister ben çok emin olamadım ama söylediğim gibi bir koleksiyon edisyonu, yani koleksiyonlar için üretilmiş bir telefon. Zaman zaman markalar bu tarz telefonlar üretiyor. Alınıp koleksiyona tutulması gereken bir telefon olarak görüyorum ben. Sizin de bu telefonla ilgili fikirleriniz, görüşleriniz, yorumlarınız varsa hani ben böyle bir şey alır kullanırım ya da kullanmam, beğendim, beğenmedim, şu özelliği var mı, bu özelliği yok mu ya da benim anlatmıyordum bir şeyler mutlaka vardır. Yorumlarda yazmaktan çekinmeyin arkadaşlar. Hepsini okuyorum, hepsini değerlendiriyorum. YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu benim için önemli. Çünkü bu tarz ürünler geliyor. Nasıl geliyor arkadaşlar? Kanala aboneyseniz geliyor. Abone sayısı varsa geliyor. Bu videolar izleniyorsa geliyor. Yorum yapıyorsanız geliyor. Geliyor da geliyor. O yüzden desteklerinizi esirgemeyin. Abone olmayan varsa aramızda abone olsun. Olanlar da yorum yazsın. Videolarımızı paylaşsın. En azından bu kanalı biraz büyütelim. Bu konuda desteklerinizi istiyorum. Her zaman da istemeye devam edeceğim. Beni aynı zamanda sosyal medya hesaplarımdan da takip etmeyi unutmayın. Bütün sosyal medya hesaplarımın linkleri açıklamada mevcut. Tek bir tıkla bütün sosyal medya hesaplarımı oradan da takip edebilirsiniz. Farklı bir incelemede görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.